Biraz kadınlara girelim bu arada. Şimdi kadınların süs eşyalarına girelim. Erkeklerin biraz evvel söyledim. Erkekler 10 tane günde kullanıyorsa kadınlar 20 tane kullanıyor süs. Bu rujunu, osunu, busunu. Şimdi bütün hastalarımızın derdi saç boyası. Ha. Özellikle kanser hastalarım benim bütün sordu. Hocam saçımı boyatayım mı? Dur kız diyorum bir düzel de yahut ondan sonra boyatalım bunu. Hamile kadınlar falan da şimdi, merak ediyorum. Boyatmamaları gerek. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi saç boyasında fenilenediamin denilen bir madde var. Bu %100 kanserojen. Bununla beraber bunu saçını boyadığın zaman ve saçını yıkadığın zaman şampuanla, zaten evvelce anlatmıştım. Sıcak suyun içinde klor var. Bir de arsenik var. Suyu anlatırken arseniği de anlatmıştım. Halk dinlemiştir. Arsenik de kal. Her suda arsenik var düşük miktarda. Kanserojen. Bunlarla beraber karıştığı zaman, duş jelini de eklediğiniz zaman, sıcak suyla yıkadığınız zaman trihilometen denilen %100 kanserojen olan madde açığa çıkıyor. Onun için ılık suyla yıkanacaksınız ve bu duş jellerini bilmemlerinden uzak duracaksınız. Ama organikse karışmam. Adamların ekmeklerini oynamak istemiyorum. %100 organik olduğuna inanıyorsa halkımıza versin. Bir şey hocam, diyemiyorum. Sabun, yani kimsenin oturup da müşterisini kaçırmak istemiyorum. Bilemem, üzerine %100 organik yazacak. İçinde parafen bulunmayacak mesela. Parafen. Bu parafen bulundu mu %100 kanserojen. Koltuk ağıtları deodorant kullanıyorsunuz, spreyler. Bunlar meme kanserinin en önemli sebeplerinden de bir tanesi. 100 sebebi varsa bir tanesi de bu. Hocam o kadar kullanmayacaksınız. Onun için vücudunuzu zeytinyağlı defne sabunuyla yıkayın. Ama %100 organik deodorant buluyorsanız koltuk altınıza sıkın. Eğer siz, her kadın bir şey sıkar, esans sıkar. Cildinize sıkmayın sakın. Kumaşınıza sıkın. Çünkü doğrudan doğruya mesela senin boyunu kilona hesap etsek aşağı yukarı 1,6 metrekare çıkarsın. 1,6 metrekare çıkarsın. Demek ki ne kadar büyük bir saha dünyayla temasta. Vücudun dünyayla en büyük temasta sahan cildin. Yani bütün kanserojenleri oradan alıyoruz. Mevzuyu açıyor. Hemen yeni bir çalışmadan bahsediyorum. Çocuk doğduğu zaman, bu yeni pediatrik onkoloji mecmuasında çıktı. 12 günlük çocuğun şeyine bakıyorlar, solunumuna bakıyorlar. İçinde 6 aylık soluyacak kanserojen madde partikül buluyorlar. Havanın kirliliğine bakın. Bu çocuk kanser olmasına kim kanser olsun kardeşim? Yeni doğan çocukta bulunuyor bu. Tabii havanın kirliliğine bakın. Onun için el ele vermeliyiz. Milletçe el ele vermeliyiz. Bu benim dediklerim bir kulağınızdan girsin, bir kulağınızdan çıksın ama %5'i kalsın. Evvelce de anlatmıştım. Otobanlara yakın oturmayın. 1,5 kilometre mesafeye yakın oturanlarda ve 1 saatte 20 bin araba geçenlerde lenfoma, beyin tümörleri, lösemi %103 kat fazla. Biraz gözünüzü açın. Belediyeler ormanlandırsınlar, oraya ağaç diksinler. En önemli antidot orman. O 1,5 kilometreyi belediyeler devamlı olarak ağaçlandırsınlar. Orada açık saha bırakmasınlar. Yani bunlar bir yerdir insanların elinde. Doğru. Ağaç dikmek nedir? Her yere dünyanın parası harcanıyor. Otobanların kenarlarını belli bir mesafede bırak, 1,5 kilometreyi 500 metre ağaçlandırsınlar. Anlatıyorum, 12 günlük bebekte çıkan dozu anlatıyorum size. Hava kirliliğinden bahsediyorum. Şimdi nereden nereye geliyoruz? Şampuandan buraya geldik. Ruj kömür katranı ihtiva ediyor. Kanserojen. Kadmiyum ve nikel ihtiva ettiğinden dolayı pankreas kanserine sebep oluyor. Ruj. Tabii buna gülüp geçelim. Yani bu milyonda bir sebep. Bunların hepsi yapıyor demek değil. Yani bu bir sebep. Hocam saç boyası var, ruj var, bir sebep bu ama. Bir sebep. Onun için şöyle söylüyorum. Organik saç boyası alın ama Çin malı almayın. İyi bir marka alın. Bunun içinde de en az 20 tane kimyasal var. Kanserojen demiyorum. Şeyle karıştırın, kınayla. %50 kına, %50 organik saçınızı boyayacaksınız. Anons ediyorum. Çünkü organiğin içinde de biraz evvel söyledim. Amerikalılar toplamışlar. Organik diye topladıklarının %50'sinde kanserojen madde çıkmış. %50'sinde değil. Markalı, çok iyi bir marka.
organik eczaneden alacağınız bir boyayı kuaförünüzde öyle boyatın. Yani kuaförün boyadığı boyayı organik kabul etmeyin. Çin balını kullanır size. Kullanabilir. Namuslu insansa başka kullanır ayrı. Siz kendi tedbirinizi kendiniz alın. Kahveyi bile biraz evvel söyledim. Kahvede bile %2 katkı maddesi çıktı. Gözünüzün önünde çektirin kahvenizi diyorum. Kendinize inanın, kendinize, çevrenize inanmayın. Ama insanlar da evlatlarını düşündükçe, geleceği düşündükçe doğru yola geleceklerdir. Devam ediyorum. Bunlarda bakın şunu söyleyeyim. Organik beslenmeden bahsetmiştim. Organik, organik, organik. Herkes diyor ki organik olursa dünya aç kalır. İnadına. Organik beslenirse Amerika'da yapılmış bir hesap. Esasında Amerika'yı at bir köşeye. İsveç, Norveç yapılan hesap. %70 oranında artıyor. Gıda oranı artıyor. 1950 yılında 2007 yılı arasında yapılan incelemede görülmüş ki tahıllarda, patatesde, çilekte %18. Kadmiyummuş, işte bütün en faydalı maddelermiş, çinkoymuş, antioksidanlarmış %50 az 2007'de. Mısırda C vitamini sıfır, %1950'de Mısırda %50 oranında C vitamini varken şimdi 2007 yılında C vitamini sıfır Mısır'da. Düşünün organiğin ne hale gelmiş mi dünya? 50 ile 2007 arasındaki farka bakın. Bunlar bilimsel araştırmalar. Organik, organik, organik diyoruz ama organiğe birdenbire geçilmez. Organik toprağı farklı. Türkiye'de organik diye adam alıyor. Bir sene evvel oturmuş normal tarım yapmış. Bir sene sonra gübre atmamış. Organik olmaz o. O toprağın en az 3-4 sene veya 5 sene gübre almaması lazım. Hiçbir şekilde ekim yapılmaması lazım. Yani bunlar çok 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 ağır konular. Bir gün organiği anlatırım bir toplantıda. Tamam, onu hiç değilse milletimiz organiğin ne olduğunu öğrensin. Ondan sonra tırnak cilası. Bunlarda dibulit oftalat var. Bu genellikle böbrek hasarı yapıyor. Bakın, böbrek hasarı ve ciltte problemler meydana getiriyor ve doğan çocuklarda gelişim problemleri ortaya çıkartıyor. Bilmiyorum tırnak cilası nedir kadınlarda ne yapar onu bilmem. Amerika'da yasaklanmamış ama Avrupa'da yasaklanmış olan kozmetiklerden akrilamit. Hemen akrilamite geçiyorum. Akrilamite dikkat edin. Lütfen ben ne diyorum, raf ömrü uzun olan hiçbir gıdayı almayın. Akrilamit doğrudan doğruya bu böreklerin, çöreklerin üzerine bir madde sürerler böyle fırçayla. Bu uzun dayanmasını ve parlamasını sağlar. Akrilamitin kanserojen etkisi vardır. Onun için böreğinizi, çöreğinizi evinizde yapın veya üzerine sürülmemiş, akrilamit sürülmemiş, bu sürülmemiş olan maddeyi alın. Raf ömrü uzun olan gıdalara el sürmeyi, yani üzerindeki tarihe bakın. Ona göre. Fazla ileri gitmiyorum. Muhtemelen akrilamit meme kanserine sebep oluyor. Formaldehit muhtemelen kanserojen. Kurşun aseten kanserojen. Tırnak cilası kanserojen. Saç ve koltuk altı spreyleri Amerika'da yasaklanmamış ama Avrupa'da yasaklanmış. Kanserojen. Farelerde bu doğan yavrularda özürlere sebep oluyor. Bunun dışında erkeklerde özellikle fitalat ihtiva ediyor ve erkek çocuklarında kullanılan şampuanlarda bir bakıyorlar ki erkek çocuklarında gelişme geriliği gözüküyor. Neden erkek çocuklarında da ve yumurtalıklarında da gelişme gözüküyor. Toksik hormonal olarak etki ediyor. Vücutta hormona dönüyor. Ters hormona dönüyor bu kimyasallar. Çocuklarda testislerin, yumurtalıkların gelişmesine mani oluyor. Niye şimdi herkes kontrolünde, bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde eskiden var mıydı çocuksuz aile? Herkes çocuk olmasın diye 8 tane, 10 tane çocuğu olurdu. Her biri gidip kürtaj yaptırmakta veya doğum kontrol hapı da bilinmiyordu. Onun peşindeydiler. Şimdi millet çocuk olsun diye uğraşıyor. Hocam, yüz binler yediriyor. Niye? Çünkü evet, İngiltere'de vardı. Yapılan bir çalışmada gösterilmiş ki 1950 yılında 100 binin üzerinde olan spermiyogram 2007 yılında yapılan çalışmada 50 bine düşmüş. Niye bunlar? Kimyasallardan. Ondan dolayı da doktor dolaşıyoruz, aman çocuğumuz olsun. Aman işte bilmem ne olsun. Eskiden var mıydı bunlar? Bunların %50'si %70'i yoktu. Belki bir kısmını duymuyorduk ama
millet çocuk olmasın diye o zaman uğraşıyordu. Şimdi millet çocuk olsun diye doktor doktor televizyonda medya bekliyor ve doktora gidiyor. Bu kadar basit. Sonuçta söylüyorum. %100.000'den 50.000 inmiş İngiliz askerlerinde yapılan çalışmada. Sperm sayısı. Kadınlarda overlerde dejenerasyon oluyor. Bu kadar basit. Hormon alıyorsunuz. Çocuk devamlı olarak hormonlu gıda alıyor. Domatesinden, vişnesinden, portakalından, mandalinasından, limonundan. Hepsinin dibine hormon konuyor. Östrojen hormonu, kadınlık hormonu konuyor. Erkek çocuklarına ayrı tesir ediyor. Steriliteye sebep oluyor. Kız çocuklarında erken gelişmeye sebep olup meme kanserine sebep oluyor. Yani konuya girdiğin zaman içinden çıkmaz. Aylar, doğru. Yıllar meselesi. Hocam. Bir dakika devam edeyim. Bir 60 saniye. Allık. Bunlarda talk ve aspet var. Kanserojen. Oje çıkartıcılar varmış. Bunlar da üremeyi engelliyormuş. Biraz evvel söyledim. Oje çıkartıcılar neyse siz benden iyi bilirsiniz. Bunlar da aspet üremeyi olacak. Engelliyormuş. Üremeyi. Yani. Ama bunlar bu kadar korkmayın diyorum hep. Diyorum. Hocam, mesela korkma. Yeşil elma kokusu veriyorlar şampuanlara. Bunların hepsi kimyasal, kanserojen. Aman mis gerçekten gibi koku kokuyor diyorsun. Gerçekten hocam? Evet, ben de ona göre alırım. Evet. Bunlarda filatlar var. Filatlar, kanserojen maddeler. Pediatrik dergide yayılıyor.